Amma sustun Ece ya. Bir şey söyle, bir şey de. Düşünüyorum Deniz. Ne yani, o Gonca denen kız mı kazandı şimdi? Gonca kazandı. Ama şimdilik. Sen kafana bir şey koyacaksın da yapmayacaksın ha. Tabii ki ayıracaksın onları. Nasıl olacağını bilmiyorsun şu an. Evet. Ama onu da bulacaksın. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Oğlum açsana şu telefonu. Açayım tabii. Yalnız özel bir konu, müsaadenizle. Oh. Efendim Ece. Seninki. Gonca. İnanmadı biliyor musun? Ne diyorsun? Arda. Artık bir şey yapmak zorundasın. Ne demek inanmadı ya? Anlatmadınız mı bütün olup biteni? Sence anlatmamış olabilir miyiz? Ama toprak büyülemiş bu kızı. Bunların hepsi yalan dolan demiş. Gonca da geldi, fotoğrafları suratımıza fırlattı. Toprağın geçmişinden bana ne dedi? Ha bir de gider ayak bize çok güzel bir insanlık dersi verdi. Çekip gitti sonra. Kahretsin. Zamp gibi yapıştılar birbirlerine. Arda. Ne yap, et bu işi boz. Anladın mı? Bak bunlar 3-5 güne kalmaz kıyarlar bu nikahı. Ulan kıydırmam o nikahı size ya. Ben de o nikahı size kıydırır mıyım? Tahir amca, Gonca'dan haber var. Nasıl? Neredeymiş? Fotoğrafların hiçbirine inanmamış. Gitmiş bir de kızı fırçalamış. Nasıl inanmamış? Yani bilmiyorum ama toprak bir şekilde ikna etmiştir. Adam zaten büyük manipülatör. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani her şey ayan beyan ortada. Yani fotoğraflar var. Bu işin içinde kesin başka bir iş var. Yani Gonca gibi akıllı bir kızın böyle bir durumu kabul etmesi mümkün değil bence. Allah Allah, ne oluyor benim kızıma? Her seferinde affediyor, her seferinde peşinden gidiyor bu adamın. Hayır amca, beni yanlış anlama. Ama Ece'yi nasıl kullanıp attıysa Gonca'yı da öyle kullanıp atacak. Ece'yle nasıl evlenmediyse Gonca'yla da evlenmeyecek. Yani bunların hepsi bir oyun. Adamın tek derdi... Ya bak oğlum, ne diyorsun sen? Tahir amca, Ece, Deniz ve daha niceleri. Bu herif bunların hangi biriyle nikah kıymış? Siz emin misiniz toprağın o imzayı atacağına? Ben değilim. Bak, yalvarırım. Gonca'yı alın gidelim şuradan artık İstanbul'a. Halil Bey, biraz daha iyi misiniz? Anlatın hadi. Anlatın. Anlatınca açılırsınız. Ya yemin ederim, utanmasam ağlayacağım ya. Ya burama kadar geldi. Ya anam beni bunlara köle olsun diye mi doğurdu ya? Ya ben insan değil miyim, köle miyim ben ya? Ha, değilsiniz. Tabii ki değilsiniz. Siz sadece yanlış bir tercih yapmışsınız. Ya tercih yapmış olsam yine anlayacağım. Tercih ettin, senin suçun, çekeceksin cezanı diyeceğim. Ama öyle değil ki, tehdit ettiler beni. 20 yıl yatarsın dediler. Ya yemin ederim bak, şu Kırlent'in nüfus kağıdı olsa... onunla evlenmeyi kabul edersin o şartlarda. Gerçi şu Kırlent'le evlenseydin daha iyiydi. Ya hiç değilse sarılır yatardın, dırdır etmezdi. Ya keşke hapis yatsaydım ya. Cezamı çeker, otururdum aşağıya. Yaşıyor muyum ben şimdi? Sadece nefes alıp veriyorum, bu. Ben bunun aynısını oğluma da yaptım biliyor musun? Tabii. Oğluma yaptım. Toprağa dedim ki bırak Gonca'yı, bırak aşık olduğun kadını. Aynı baban gibi ol. Allah'ım ben de kusur işledim ya. Ben ne günah işledim ya. Ya ben toprağa da aynısını mı yaparım? Öyle gerekmiş, öyle yapmışsınız. Ya ne yapacaktınız? İnsanın canı tehlikedeyken kolay mı? Siz şimdi kendinizi suçlamayı boş verin. Bundan sonra ne yapıp ne edeceksiniz ona bakın. Bana kalırsa boşanın. Kendinize yeni bir hayat kurun. Neyle Pınar Hanım, neyle? Neyle? Her şeyimi aldılar. Sizden satın aldığım bademlikler bile badem oldu. Her şeyime çöktüler. Bir kümesim bile yok. Halil Bey, siz Atabeylerin damadısınız. Holding'de yönetim kurulu üyesisiniz. Hiç mi hisseniz yok? Yani zamanında... Rıfat Ağa sembolik olarak bir %5 hisse vermişti bana ama. Ha, tamam işte, satın onu.
Yapmayın Pınar Hanım, öyle kolay mı? İlla ki bir talip bulunur. Hem sizin gibi zeki birisi bence uygun alıcıyı mutlaka bulacaktır. Bulursun diyorsun yani. Bence en iyi çıkış yolu bu. Haklısın. Ben bir bakınayım kim olabilir diye. Tamam. O halde siz bakın. Ben şimdi eve gideyim. Bir akşam yemeği hazırlayayım sizin için. Yemek mi? Evet. Bir daha o konağa gitmeyeceksiniz herhalde. Tam moraliniz düzeldi derken tekrar canınızı sıkacaklar. Ali Bey, gitmeyin o eve. Galiba haklısınız. Gitmemek daha doğru.